Sayın Baydar, buyurun. Buyurun, süreniz 7 dakika. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, dün gece İstanbul Dolmabahçe'de gerçekleşen AİN terör saldırısı sonucunda bu mübarek Mevlid Kandili gününde şehit düşen polislerimize ve yaşamını yitiren vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına ve tüm Türkiye'ye başsağlığı, yaralarımıza acil şifalar diliyorum. Türkiye'de yıllardır bütçeden en fazla payın eğitime ayrıldığı propagandası yapılmasına karşın Türkiye'de öğrenci başına yapılan kamusal eğitim harcaması miktarı OECD ortalamasının çok altındadır. OECD ülkelerin ortalaması Türkiye'den ilkokulda 3 kat, ortaokulda 4 kat, lisede 2.8 kat, yüksek öğretimde ise yaklaşık 2 kat daha fazladır. OECD ülkeleri içinde bütün eğitim kademelerinde sonuncu olan Türkiye, sadece ortaokul düzeyinde en yakın rakibi Meksika'dan 81 dolar farkla sondan ikincidir. Şimdi de eğitimde hükümet olarak yarattığınız kalite kriterlerine bakalım Sayın Bakan. Maalesef okuma alışkanlığımız Afrika'nın kabile devletleriyle neredeyse aynı düzeydedir. Örneğin Almanya kişi başına günde 26 dakika okurken son araştırmalarda bunun 23 dakikaya düşmüş olması ülke için ciddi bir sorun teşkil etmiş ve Alman Eğitim Bakanı hakkında araştırma önergesi verilmiştir. Peki sizce Türkiye kişi başına günde kaç dakika okumaktadır? Bizdeki durum işler acısıdır Sayın Bakan. Türkiye ortalama günde 1 dakika okuyor. Yanlış duymadınız, 1 dakika. Ve 6 saat televizyon seyrediyor. Buna rağmen Sayın Bakan televizyonlara çıkıp eğitimimiz gayet iyi diyebiliyor. Değerli milletvekilleri, toplam yükseköğretim bütçemiz 25.6 milyar Türk lirası. Yani 7,5 milyar dolar. 750 milyar dolarlık milli gelirin %1'ine tekabül ediyor. Peki bu 7,5 milyar dolar 108 devlet üniversitesine nasıl dağıtıldı bir görelim. Bütçenin 1/3'ü büyük üniversiteler arasında pay ediliyor. İkinci 10 üniversite için üniversite başına ortalama 440 milyon TL bütçe ayrılıyor. Son 28 üniversite için de ancak 100 milyon Türk liranın altında bir bütçe ayrılıyor. Bütçenin aslan payı büyük üniversitelere ayrılıyor iken üniversiteler arası bir eşitlikten bahsetmek de mümkün olmuyor. Üniversite bütçelerinin lisans üstünü ve kaliteyi ve patenti özendiren yeni bir performans anlayışıyla gözden geçirilmesine, yeni kurulan üniversitelerin de ayrı bir geliştirme fonuyla desteklenmesine ihtiyaç vardır. Üniversitelerimizde ne yazık ki mali özellik yoktur. Üniversiteler öz gelir üretememektedir. 25.6 milyar Türk liranın ancak 2 milyar Türk lirası öz gelirdir. Üniversitelerin gündeme dair hiçbir fikirleri de yoktur. Üniversiteler nasıl olmalı sorusuna bile siz nasıl uygun görürsünüz efendim der hale getirtilmişlerdir. Sadece malum sebeplerden 15 Temmuz için sayfalarına kınama mesajı koymuşlardır. Onun dışında baktığınız zaman üniversitelerin gündemle ilgili hiçbir lafının web sayfalarında olmadığını göreceksiniz. Yurt dışı programlarla mezunlar desteklenmeli ve geliştirilmelidir. Uygulama ve proje odaklı çalışmalar ortaya konmalıdır. Doktora tezlerinin bir proje desteği olması sağlanmalıdır. ABD'de 2015 yılı doktora mezun sayısı 55 bini aşmış iken Türkiye'de bu sayı sadece 5 bindir. Bu fark neyle açıklanabilir? 150 bin akademik personelin yalnızca 75 binin doktora oluşu da ayrıca dikkat çekici bir noktadır. Yıllık doktora mezun sayımız 10 binler seviyesinde olmalı ki Türkiye rekabetçi konumunu ve bölgedeki iddiasını sürdürebilsin. Doktora sayısının Türkiye'nin hedefleriyle örtüşmesi için kısa vadede 100 bin kişiye ulaştırılması planlanmalı ve bu artış konusu Türkiye için hayati olarak görülmelidir. Sayın Bakan, Sayın YÖK Başkanı, bu konuyla ilgili ne yapmaktasınız? Açıklamalarınızda bunları duymak isteriz. Gelin bir de dünyadaki örnekleriyle yüksek öğretime bakalım. Örneğin yüksek öğretimde Türkiye, Fransa ve ABD'yi karşılaştıralım. Fransa, Fransız üniversite sisteminin temelini oluşturan büyük profesörlerin ders verdiği amfilerden vazgeçip bu dersleri internet üzerinden verme kararı aldı.
Bu kararın alınmasına geç kalınmış olduğunu da Fransa Yüksek Öğretim Bakanı'nın ağzından dile getiriyorlar. Fransa yüksek öğretim sürecinin lisans halkasının önemi giderek azalıyor. Lisans önce 3 yıla indirildi, ardından sınıf dersleri internet üzerinden verilmeye başlandı. Zira üniversitelerin lisans aşamasının meslek veren süreçler olmadığını anladılar. Yetişkin eğitimine yöneldiler. ABD'de ise lisans aşaması hala 4 yıl. Çünkü burada liseler Fransa'ya göre daha kötü durumda. Buna rağmen burada da lisans aşaması önemini yitiriyor. Örneğin Harvard'da Harvard yapan lisansüstü çalışmalardır. Türkiye ise hala üniversite dendiğinde akıllara 4 yıllık lisans aşaması geliyor. Yüksek lisans ve doktora hala dikkate alınan bir eğitim aşaması değil maalesef. Peki yüksek öğretimde gelişmiş ülkelerin kalitesini yakalayabilmek için ne yapmak gerekir? Özel ve kamusal kaynakları lisans aşamalarından lisans sonrasına kaydırmak, lisans sürecini hızlandırmak, dersleri lisans aşamalarında internet dersleri haline getirmek, öğretim üyesi ve araştırmacı yetiştirmek için yurt dışına yandaş değil akıllı çocuklarımızı göndermek, gerekirse nitelikli yabancı hoca istihdamı sağlamak gibi başlıkların sorunu gidermede önemli adımlar olacağı kanaatindeyim. Burada açık şekilde masaya yatırdığımız tablo karşısında eğitim politikamızı siyasetin dışına alarak ivedilikle gözden geçirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bunu yapamaz isek toplumsal olarak büyük bir çöküş yaşayacağız. Böylesi bir çöküşün, böylesi bir göçüğün altında kalacaklar ise hiç kuşku yok ki başta Sayın Bakan ve hükümet olacaktır. Biz de bu uyarma görevimizi yaparak Sayın Bakan'ı ve özellikle Milli Eğitim Heyeti'ni ve üniversiteleri son olarak uyarmak istiyoruz. Hepinize saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ediyorum Sayın Baydar.